Herkese merhaba, ben Aynur. Bugün size Adana köfte ve normal köfte arası değişik bir şiş köfte tarifim var ve geçiyoruz malzemelerimize. 1 kilo karışık kıymam var, 2 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet kapya biberi, tuz, karabiber, pul biberi, arzu ettiğiniz değişik baharatları da ekleyebilirsiniz. İlk olarak soğanları, sarımsakları ve biberleri ince ince kıymakla başlıyoruz işe. Bu işlemi bir bıçakla da yapabilirsiniz. Şimdi doğramış olduğum sebzeleri kıymaya ilave ettim. Baharatları da ekledikten sonra biraz zeytinyağı ekleyip güzelce yoğuruyorum. Köfte hazırlarken ne kadar fazla yoğurursanız o kadar da güzel olur köftenin tadı. Hazırladım köfteyi, şimdi şişlere takıyorum. İsterseniz 1-2 saat buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Zamanınız yoksa hemen de şişlere takmaya başlayabilirsiniz. Aslında bu şişleri ızgara yaparsanız çok lezzetli oluyor ama kışın bu imkanımız olmadığı için ben fırında pişirdim. Benim fırınımın ızgara ayarı var. Fırın tepsimin pislenmemesi için tepsimi bir folye ile kapladım. Şaşırmayın. Şimdi köftelerimizi fırının ızgara bölümüne koyuyorum ve ızgara ayarında pişiriyorum. Ben de bu arada soğan salatası hazırlıyorum. Bunun için bolca soğanı ince ince kıydıktan sonra içerisine biraz ince kıyılmış maydanoz ekliyorum. Biraz tuz, biraz sumak, biraz zeytinyağı, biraz nar ekşisi ve bolca limon suyu da ilave ettikten sonra elimle güzelce ovuyorum. Bu işlemi elinizle yaparsanız daha güzel olur. Yani sadece bir kaşıkla karıştırmayın. Elinizle güzelce böyle ovuşturun. Böylelikle hem soğanlar daha yumuşamış olacak, ölecek, hem de bütün yağını, sumağını ve nar ekşisini içine çekecek. Köftelerim de bu arada fırından çıktı. Hepsini bir lavaş ekmeğinin üzerine servis yapıyorum. Önce köfteleri, sonra yanına da soğan salatasını koydum. Biraz domates, sivri biberle de süsledim. Tadı aynı ızgarada hazırladığınız köfteye benziyordu. Yağda kızartmaktan bence daha iyi, mutlaka deneyin derim. Evet, benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifi de beğenir ve de denersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.